Merhaba, Ağustos ayı tatilde geçtiği için çok video yapamadık. Bu kısmı tatilden videolar, kısa videolar şeklinde tamamlayacağım. Borsayla da çok uğraşmadım Ağustos ayı içinde, küçük birkaç analiz dışında. İlk başta iyi bir trader olmak için nelere dikkat etmeniz gerekir konusuna değineceğim. İlk dikkat etmeniz gereken bankanıza verdiğiniz komisyonlar ya da aracı kuruma verdiğiniz komisyonlardır. Bunun dışında dikkat etmeniz gereken şeylerden biri de slippage, yani alış ve satış arasındaki farktır. Örneğin döviz işlemleri yaparken borsa saatleri dışında işlemler yaparsanız bankanız üstünden online bankacılık aracılığıyla alış ve satış arasında büyük fark görürsünüz. Bu farkı azaltabilmek için farklı kurumlar seçebilirsiniz. Fakat bazı marketlerin yapısı gereği, örneğin internet online bankacılık üstünden alışveriş yapıyorsanız borsa saatleri dışında yaptığınız alışverişlerde büyük komisyon ödersiniz. Bunu önlemek için kasalardan ya da kasa derken yani gişelerden, banka gişelerinden döviz işlemleri yapmayın. Paranızı eğer dövize çevirmek istiyorsanız ilk başta Türk lirası olarak yatırın. Daha sonra online bankacılık üstünden borsa saatleri içinde tatil olmayan günlerde alım-satım işlemlerinizi cep telefonundan ya da online yaparsanız daha karlı olur. Böylece al-sat arasındaki farkı azaltmış, daha az komisyon ödemiş olursunuz. Aynı şey borsadaki aracı kurumlar için de geçerlidir. Borsada herhangi bir hisseyi alıp satmak için seçtiğiniz aracı kurumlar sizden komisyon ve komisyonu az olanlar da slippage alırlar. Slippage yani alım-satım arasındaki farktır. Bunu azaltabilmek için de iyi araştırma yapmanız gerekmektedir. Örneğin bazı şirketler komisyonu az olduğunu söylerler. Fakat onlar alım-satım arasındaki farkı arttırarak farklı şekilde para kazanmaya çalışır sizden. Çok işlem yaptığınız stratejilerde alım satımı ucuz olan aracı kurumlar seçebilirsiniz. Bunun dışında iflas riskini gözünüzün önünde bulundurarak alım satımı az yaptığınız, yani uzun dönem yatırımlar yaptığınız hesaplarda büyük bankaları, komisyon çok olsa da büyük bankaları tercih edebilirsiniz. Çünkü yılda bir iki kez uzun dönem yatırımlarda, yılda bir iki kez işlem yapıldığında bu sizi herhangi bir şekilde etkilemeyecektir, komisyonun çok olması. Ama çok işlem yaptığınız hesaplarda komisyonun az olmasına dikkat edin. Buna ek olarak borsada örneğin bankadan alım satım yaparken market order, yani şu anda var olan fiyattan bana ne olursa olsun bir hisseyi al derseniz, bu durumda pahalıya da almış olabilirsiniz hisseyi. Herhangi bir rastgele fiyattan hisseyi alırsınız. Ama alım satım yaparken mutlaka limit order kullanın. Bu bir terimdir borsada, bunu öğrenebilirsiniz Google'dan. Limit order yaparsanız istediğiniz fiyata alma olasılığınız olur. Böylelikle çok para ödememiş olursunuz. Örneğin 50 TL'den ya da 50 dolardan satılan bir hisseyi market order yaparsanız 53'e de alabilirsiniz, 48'e de alabilirsiniz. O anda onu bilemezsiniz. Fakat limit order'la 50 dolar alım işlemi yaparsanız bu durumda 50 dolar olmayan bir hisse, yani 53 dolarsa örneğin, işlem gerçekleşmez, kayıpla sonuçlanmaz işleminiz. Bu şekilde karınızı arttırabilirsiniz. 50 dolarla İşlem gören bir hisseyi 53 dolara almazsınız. Ya da 50 dolara almak istediğiniz bir hisseyi 50 dolara alabilirsiniz. Limit order verirseniz. 53 dolara yükseldiğinde onu almamış olursunuz. Böylelikle hisseyi ucuza ileriki tarihlerde tekrar alma olasılığınız olur. Birçok insan borsada ile uğraşmanın bir kumar olduğunu düşünüyor. Çünkü ikisi de para kazanma, riskli bir yol olarak görülebilir. Fakat ikisi arasında bir fark vardır. İyi bir borsacı yaptığı işlemlerde kumar oynamaz. Yani ne demek istiyorum bununla? Alım-satım işlemlerinde bir yöntemi vardır. Bu yöntemi takip eder. Yöntemine uyan her işlemi alım-satımla sonuçlandırır. Bunun dışında
kendi kendine sabotajı etmeyi, yani verdiğin kararlardan sorumluluk almamada borsada kumar oynadığının diğer bir göstergesidir. Örneğin bir hisseyi alıyorsunuz, neden aldığınızı bilmiyorsunuz ya da hangi sistemle bu işlemi yaptığınızı bilmiyorsunuz. Kulaktan dolma bilgilerle bunu alıyorsanız bu da kendinize yapılan bir sabotajdır. İyi bir borsacı olmanın diğer bir gereği de yaptığınız kararların sorumluluğunu üstlenmektir ve yaptığınız hatalardan ders almaktır. Bunu da yapabilmek için borsada yaptığınız işlemleri not tutmanız, her an karınız ne, zararınız nedir bunu çıkartabilmeniz, bilebilmeniz lazımdır.